Merhabalar. Bu dersimizde Go nedir sorusunun cevabı üzerine konuşacağız. Go, Google tarafından geliştirilmiş bir programlama dilidir. Açık kaynak kodlu, sade ve güçlü bir programlama dili olarak özetleyebiliriz. Bu terimlerin tabii ki altı epey bir uzun uzun konuşulacak kadar doludur. Açık kaynak kodlu ne demek, nasıl oluyor, sade ne demek? Basit ve sade arasındaki fark nedir mesela? Ve güçlü ne demek? Neye göre güçlü? Hangi alanlarda güçlü gibi. O konuya ayrı ayrı değineceğiz zaten ama öncelikle geri kalan kısmı da okuyalım. Programlama dili Ken Thompson, Rob Pike ve Robert tarafından 2007 yılında geliştirmeye başlandı. Bu Google'da çalışan üst düzey yazılım mühendisleri tarafından başlanıyor ve bu aslında hani hemen lanse edilecek bir dil olarak değil de bir Ar-Ge projesi olarak başlatılıyor. Sonrasında 2007 yılında bu şekilde başladığı zaman güzel sonuçlar almaya başlıyorlar. Zaman içerisinde olgunlaşıyor tabii ki. Sonrasında 10 Kasım 2009 yılında yayınlanıyor. Ama bu yayınlanma release öncesi sürümler gibi düşünülebilir. Yani çok da hiçbir projenin açıkçası bir versiyonu çıkmadan gerçek versiyonu çıktı denmez. Bu yazılımda genel bir pratiktir. Bir versiyonu her zaman ilk versiyon olarak kabul edilir. Bundan önceki versiyonlar hani bu işe başladık, bir şeyler yayınladık. Ön publish işlemleri gibi düşünülebilir. O yüzden 2009 yılında yayınlansa da bu artık genele açılma ve biraz daha feedback toplayıp, geri bildirimler toplayıp ondan sonra geliştirme sürecini daha efektif hale getirme başlangıcı diyebiliriz. Sonrasında bunun gerçek kararlı sürümü yani Go 1.0 versiyonu 28 Mart 2012'de yayınlanmış oldu. Yani ilk versiyonu 2012'de yayınlanıyor ama 2007 yılında geliştirmeye başlanıyor. Bunun geliştirilmesinin amacı Google'ın kendi sistemleri içerisindeki yazılımsal sorunları ortadan kaldırma isteği. Kendi altyapısında C++, Python ve Java gibi programlama dillerini kullanıyorlar Google tarafında. Genellikle bu dördü diyelim. Ve birçok büyük bir çoğunluğu da aslında Java ve Python üzerine kurulu. Ama burada yıllar içerisinde ve büyük projeler, büyük ekipler geliştirilir, büyük ekipler oluşturulurken birçok sorunla karşılaşıyorlar ve bu sorunları da ortadan kaldırmak için açıkçası çok keskin kararlar almaları gerekiyor. Örneğin C ile C++'ı kullandığınız zaman buradaki ekibin uzmanlık ve yetenekleriyle Java tarafında, Python tarafında dil ve ekibin yeteneklerini dengelemek gerçekten kolay bir iş değil. Ve özellikle de milyarlarca sorgu alan, milyarlarca trafik alan bir sistem için böyle bir altyapıyı yönetebilmek hiç kolay değil. Tabii ki burada haliyle milisaniyeler değil mikrosaniyeler bile yani saniyelerden bahsetmiyoruz artık mikrosaniyeler bile karar vermek için çok önemli hale geliyor ya da RAM kullanımı mesela devasa sistemlerde çok önemlidir. RAM kullanımı, işlemci kullanımı vesaire. Google bile ki Google bunu en çok yapması gereken firmalardan biridir. Kaynaklarını doğru kullanması gerekiyor. İşlemcilerin daha efektif bir şekilde kullanabilmesi gerekiyor. Bir birimlik bir işlemci gücüyle yapılacak bir işi eğer farklı bir dil ve farklı bir teknolojiyle iki birimde yapıyorsa bu onun için zarardır. Kesin olarak zarardır. Ve Google da bu şekilde görüyor. Birçok farklı sisteminde gerek DNS sistemlerinde, gerek download sistemlerinde ya da backend tarafında Google'ın çekirdek altyapısında vesaire buralardaki performans sorunlarını
ve derleme sorunlarını ortadan kaldırmak için yeni bir konsept geliştirmek istiyorlar. Bütün geçmiş tecrübelerini katarak yeni bir şey yapmak istiyorlar. Ona da Google Go diyor. Ve bu şekilde de Go programlama dili doğmuş oluyor. Go programlama dilinin bir de maskotu var. O da şu arkadaş. Şöyle bir tuhaf bir tipi var. Buna Gopher diyoruz kısacası. Go programlama dilini kullanan yazılımcılara da Gopher diyoruz. Böyle bir hani Googler gibi bir şey. Google'cı diye bir tabir çıktı ya, bu da onun gibi. Gopher diyoruz. Aslında bu gerçekte var olan bir hayvan. Oradan da esinlenilmiş bir isim. Şimdilik Go nedir konusuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Go programlama dili Google'ın kendi altyapısında da kullanılıyor. Zaten amaçları kendileri için kullanacakları bir dil geliştirmek. O yüzden tamamen yüksek performans ve verimlilik odaklı bir dil olması gerektiğini bu şekilde de düşünebilirsiniz. Çünkü amaçları kendileri için bunu yapmak diyebiliriz.